Uzay araştırmaları dendiğinde aklınıza ne geliyor? Birçoğumuz bu soruya kuvvetli roketler ya da gelişmiş uyduların elde ettikleri etkileyici görüntüler olarak cevap veririz. Ve muhtemelen aklımıza bu son derece pahalı ekipmanları kullanan, havalı giysilere sahip insanlar, belki de astronotlar gelir. Başarılı ve gözü kara astronotlar, bilim insanları ve mühendisler. NASA'nın en önemli görevleri hakkında bilgi sahibi olmak için uzay araştırmaları eğitimi almış olmanız gerektiğini düşünmeyin sakın. Bir bilgisayar ve iyi bir internet bağlantınız varsa NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin geliştirdiği HelioViewer programını kullanabilirsiniz. Bu Stereo, SOHO ve yeni SDO gibi güneş teleskoplarından gelen görüntülerle güncellenen bir arşiv. Bu programla geçmişte Güneş'te meydana gelen bir olayı, Güneş'in belirli bir alanını ya da bugün yıldızımızda neler yaşandığını inceleyebilirsiniz. Hatta yeni bir Güneş fırtınasını ilk keşfeden kişi belki de siz olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konu ne olursa olsun ya da neyi, ne zaman ya da nereyi görüntülemek isterseniz isteyin, HelioViewer size uzmanların kullandığı teleskop görüntüleri ile yardımcı olabilir. Bu kadar gelişmiş bir program ilk bakışta biraz zor gibi görünebilir tabii ki. Güneş Laboratuvarı 2, rehberli araştırma projesi ile açılıyor. Bu projelerle Güneş'te neler olup bittiğini okurken HelioViewer'a alışmaya başlıyorsunuz. Güneş döngüsüne odaklanan birinci proje size fırtına habercisi olan Güneş lekelerini nasıl bulabileceğinizi anlatıyor. Yakın geçmişteki aktiviteler ve Güneş lekelerini görebilmeniz için sizin için bazı tarihler, zamanlar ve araçları seçtik. Yakınlaştırdığınızda lekeleri tek tek ya da gruplar halinde sayabilir ve tahminlerinizin uzmanların keşifleriyle orantılı olup olmadığını öğrenebilir, görebilirsiniz. İkinci araştırmada Güneş lekelerinden hangilerinin fırtınaya sebep olabileceğini öğreniyorsunuz. Sizin için tarih, zaman ve araçları yine biz seçtik. Yapmanız gereken şey, iki farklı bölgenin zaman geçtikçe nasıl değiştiğini inceleyip hangisinin patlayacağını tahmin etmek ve de daha sonra gerçekte neler olduğuna bakmak. Üçüncü araştırmada ise kontrol tamamen sizde. Merakınızı ve bilimsel gözlem gücünüzü kullanmanın tam zamanı. Bir soru sorun, nereyi ya da neyi inceleyeceğiniz gerektiğine karar verin ve cevabınızı bulun. İlk olarak ilgilendiğiniz olayın tarihi ve zaman aralığını seçmeniz gerekiyor. Sonra da aracınızı seçmelisiniz. Mesela şu an SDO'nun AIA teleskobunun elde ettiği görüntülerle süper sıcak koronaya, başka bir deyişle Güneş'in atmosferine bakıyoruz. Son olarak incelemenizi gerçekleştireceğiniz ışık dalga boyunu seçmelisiniz. Işık dalga boyu Güneş'in hangi katmanını görebileceğinizi belirler. Çünkü sıcak bölgeler soğuk bölgelere oranla daha yüksek enerjili ışık yayarlar. Yaptıklarınızı belgelemek için de video ya da fotoğraf çekip bunları sosyal ağımızdaki diğer araştırmacılarla paylaşabilirsiniz. Hadi Güneş laboratuvarlarını bir deneyin. Şu anda milyarlarca dolarlık Güneş teleskopları kendi Güneş araştırmalarınız için kullanabileceğiniz görüntüleri elde etmek için gece gündüz çalışıyorlar.